değerlenmiş olur diye umuyorum. Tabii şöyle bir durum var. Hani bir saatlik bir etkinlikte öğretmenlik mesleğine ilişkin dijital yeterliliklerin tamamını kazandırabilecek bir eğitim vermek tabii ki mümkün değil. Ama önemli noktaların altını çizme anlamında güzel bir fırsat olarak görüyorum bunu ve hazırlığımı ona göre yaptım. Dediğim gibi umarım faydalı olur. Tabii süreçte sorularınız olursa sanırım yazarak sorularınızı iletmeniz daha iyi olacak. Hani bayağı 300'e yakın bir katılım söz konusu. Konuşarak çok mümkün olmayabilir. Yazılı olarak iletirseniz sorularınızı, süreçte de ben hani gözüm takıldıkça cevap veririm ya da en sonunda bir 15 dakikada soru cevap için zaman ayırırız diye düşünüyorum. Ve başlayalım isterseniz. Dediğim gibi mesleki dijital yeterliliklerden bahsedeceğiz ve yine dediğim gibi bir saatlik bir süre içinde yapmaya çalışacağız bunu. Öncelikle öneminden başlayalım. Birincisi, bir öğretmen dijital yeterliliklere neden sahip olmalıdır sorusunun cevabı bana göre, bu herhangi bir literatürden alınmış bir şey değil. Kendi bakış açımı getirmeye çalıştım dediğim gibi. Yoksa her yerde defaten söylenen şeyleri tekrar buraya taşımayı uygun bulmadım. Birincisi, teknoloji zaten hani hayatı kolaylaştırma amacı güder en başta ve kullanılırsak eğer bu anlamda biraz daha inovatif davranırsak, biraz daha yenilikçi davranırsak, özellikle dijital teknolojileri kullanma konusunda imtina etmezsek, harekete geçersek belki o an hani yeni bir teknolojinin öğrenilmesi süreci birçoğumuzun hoşuna gitmeyebilir ama o süreci tamamladıktan sonra o teknolojiyi benimseyip artık etkin bir şekilde kullanmaya başladıktan sonra her zaman olduğu gibi bu size yaşam kalitesi olarak dönüyor. Öğretmenlik mesleğinde teknolojiyi eğer etkin bir şekilde kullanırsanız öğretmenlik mesleğini daha kaliteli yapabilirsiniz. Bu sizin daha rahat yapmanız anlamına da gelir. Ya ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Bisiklet sürmeye benzetiyorum. Yani bisiklet sürmeyi yeni yeni öğrenen biri için böyle sıkıntılı bir süreç vardır. Belki düşer, kalkar. Hani yürüyerek gideceği yere bisikletle gitmesi daha zor olur başlarda ama sonra bisikletin benimsenmesiyle birlikte, o kullanımın öğrenilmesiyle birlikte bisiklet çok güzel bir araç haline gelir. Aslında dijital teknolojilerde böyledir. Aslında başta biraz mesafeli durursunuz. İlk kullanımlarınızda çok yarar algılayamayabilirsiniz ama hele bir de eliniz kolunuz gibi kullanmaya başlarsanız bir teknolojiyi mesleki anlamda da söyleyebiliriz bunu. Size önemli bir yaşam kalitesi getirisi sağlayacaktır. İkincisi, özellikle öğretmenlerin, yani ki öğretmenler olarak biz sözünün dinlenmesi gereken kişiler olarak belli bir saygınlığı da kazanmak durumundayız. Ve günümüzde artık insanlar ister istemez, bu doğrudur yanlıştır tartışılabilir ama sizin dijital teknolojilere olan hakimiyetiniz üzerinden size bir saygınlık yüklüyor diye düşünüyorum. Eğer dijital teknolojileri etkili kullanan bir öğretmen olursanız eminim ki yaptığınız işi daha iyi yapmanın, daha etkin yapmanın yanı sıra bunu daha çok saygınlık kazanmış bir öğretmen olarak yapacaksınızdır. Bu nokta önemli. Veri güvenliği zaten öğretmenler için ayrı bir öneme sahip. Yani dijital teknolojileri kullanıyoruz artık, sınavlarımızı dijital teknolojiler üzerinden yapıyoruz. Öğrencilerle iletişimimizi dijital teknolojiler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sosyal ağlar kullanıyoruz. Belki eğitim, öğretim amaçlı olarak yapıyoruz bunu ama burada inanılmaz bir veri akışı var, veri sahipliği var ve bu veriler kimi zaman binlerce öğrencimizin verileri olabiliyor. İşte bu noktada dijital veri güvenliği ile ilgili özellikle bir takım şeyler söylemek lazım. Sonuçta öğretmen olarak aslında rehberleriz biz. Özellikle hani bilgiye ulaşmanın biraz daha kolaylaştığı, biraz daha değil, çok kolaylaştığı hatta günümüzde artık veri öğrencilerimize doğrudan bir şeyler öğretmek yerine öğrenmelerini sağlayacak bir rehber ya da işte doğru yolu gösterecek, doğru öğrenmeleri sağlayacak bir rehber pozisyonuna bürünmek durumundayız. Bunu da zaten dijital teknolojilere hakim olmadan yapmamız mümkün değil. Ayrıca şöyle bir durum da var. Aslında öğretmenler ki özellikle öğretmenlerin işletmesi için tasarlanmış bir takım araştırma süreçleri var. Aslında siz öğretmen olarak
farkında olarak ya da olmayarak. Bunlar çok nadiren raporlanır, bir makale haline getirilir ama siz aslında, biz daha doğrusu aslında bir sınıf ortamına girdiğimiz zaman ki aslında 40 dakikalık bir derste yüzlerce farklı karar alırız farkına varmadan. Bir takım problemlerle karşılaşırız, bu problemleri çözeriz, bu problemlere refleks gösteririz, sonra ürettiğimiz çözümün etkililiği aslında bir bulgu olarak elimizdedir. Aslında bir anlamda sınıf ortamında sürekli araştırma yaparız. Kimimiz bunun farkındadır, kimi farkında değildir ama aslında o 40 dakikalık dersler, o öğrenme öğretme süreci bir anlamda araştırma olarak da değerlendirilebilir. Öğretmenin aslında hani araştırmacılık rolü her zaman vardır ama özellikle dijital teknolojilerle ilgili olarak cevaplanmamış birçok soruya cevap vermek adına bir takım araştırma süreçlerine de girebilir. Hatta bazı öğretmen arkadaşlarımız, hatta günümüzde bu sayı iyice arttı, ben bunu da görüyorum. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek özellikle eğitim bilimleri alanında bir anlamda akademik kariyer de yapmayı tercih edebiliyor. Bu noktada eğer dijital teknolojilere hakim olursanız cevaplanması çok önemli olmakla beraber henüz cevaplanmamış birçok sorunun da sizi karşılayacağını göreceksiniz. Kastettiğim şey ne? Mesela ne zaman bir televizyon programına katılsam ya da dijital oyunlarla ilgili bir seminer versem bana şu soru soruluyor. Hocam dijital oyunlar yararlı mıdır, zararlı mıdır? Mesela bu soru akademik olarak cevabı net bir şekilde verilmiş bir soru değil. Buna benzer işte sosyal medya kullanımı iyi midir, kötü müdür? Çok net bir şekilde cevaplanmış sorular değil. Bu anlamda dijital teknolojilere hakim olmak bu tarz cevaplanmamış soruların da keşfedilmesini ve üzerine gidilmesini sağlar diye düşünüyorum. Hani bana sorulursa, tekrar etmem gerekirse, özellikle öğretmenler için dijital yeterlikler bu 5 başlık altında incelenebilir, önemiyle ilgili konuşulacaksa. Peki bu neden önemli? Şimdi birincisi, bunun önemine biraz daha ışık tutabilmek adına içinde bulunduğumuz dünyaya biraz ışık tutmamız lazım. Nasıl bir dünyada yaşadığımız zaten sürekli söylenir. Hani işte sosyal medya şu kadar kullanılır, enformasyon akışı şöyledir, böyledir gibi ifadeler zaten karşılaşmışsınızdır. Ama bir takım nicel şeyleri göz önüne çıkardığımız zaman içinde bulunduğumuz dünyayı anlama açısından bir aydınlanma yaşayabiliyoruz. Ne gibi bir örnek verebiliriz? Mesela bugün 18. yüzyılda yaşayan bir bireyin hayatı boyunca karşılaşmadığı değişiklik ve değişim günümüzde sadece bir haftada yaşanıyor. Yani o zamanın gazetelerinden Times New Roman'ın bir ömre denk gelecek kadar içerdiği enformasyon günümüzde bir haftada üretiliyor. Bu aslında içinde bulunduğumuz değişimin de göstergesi olarak güzel bir örnek olabilir. Günümüzde her iki senede bir teknik bilgi birikimi ikiye katlanıyor ki ben bunu bizzat yaşadım. Hani 1998 yılında bilgisayar öğretmenliği bölümüne girdim, 2002 yılında çıktım. 98 yılında girer girmez bize DOS diye bir işletim sistemi öğrettiler. 80 tane komut ezberledik. Hani bir sürü komut vardı, onların parametreleri vardı. Çıkınca okullardaki bilgisayarları daha rahat kullanabilelim, daha etkili kullanabilelim diye. 4 yıl geçtikten sonra DOS diye bir işletim sistemi kalmamıştı mesela. Bu tarz örnekler çoğaltılabilir. Özellikle fen alanında, mühendislik alanında, özellikle teknik bilgi anlamında bilgi birikimi her iki senede bir ikiye katlanıyor. Yani bugün öğrendiğiniz şeylerin, teknik bilgilerin yarısı bundan 2 yıl sonra zaten bir kenara atılmış oluyor. Bu da yine değişimin göstergesi olarak değerlendirilebilecek güzel bir örnek. Bakın şu an dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi Çin'dir. Çin'in tahminim hani 1,5 milyarı yeni geçmiştir. Hani 1,6 milyar diyebiliriz belki nüfusuna. Ki diğer ülkelerle kıyaslanınca makas çok fazla açılmıştır Çin için. Hindistan için aynı şeyi söyleyebiliriz. 1,2 milyar nüfusunun olduğundan bahsedebiliriz. Ama eğer Facebook'u bir ülke olarak değerlendiriyor olsaydık 2,5 milyardan fazla
vatandaşa sahip bir ülke olurdu. Yani sadece bir sosyal ağ, dijital bir platform bir ülke olarak değerlendirildiğinde dünyanın en büyük ülkesi oluyor. Hem de büyük bir farkla. Ve burada her gün 4,5 milyar sadece beğeni bırakma anlamında 4,5 milyar etkileşim alınıyor. Her gün bu platforma 300 milyon farklı fotoğraf yükleniyor. Bu aslında inanılmaz bir enformasyon akışı demek. Sayılar gerçekten dikkat çekici sayılar. Şimdi dünyanın nüfusu 9 milyar ya vardır ya yoktur ama internete bağlı cihaz sayısı olarak baktığımız zaman şu an internete 35 milyar farklı cihaz bağlanmış durumda. Çünkü artık internete sadece işte bilgisayarlarımızla bağlanmıyoruz. Sadece telefonlarımızla, tabletlerimizle bağlanmıyoruz. Artık internete her cihaz bağlanıp internet üzerinden bir veri trafiği gerçekleştirebiliyor. Mesela buzdolaplarımız artık internete bağlanabiliyor. Arabalarımız zaten yıllar öncesinden kullanmaya başladı bu teknolojiyi. Evimizdeki beyaz eşyadan işte robot süpürgemize kadar her türlü cihazı internete bağlayabiliyoruz. Artık kolumuzdaki saatler bile internete bağlı durumda. Aslında içinde bulunduğumuz ağ, kişi olarak baktığımız zaman da milyarlarla ifade ediliyor ama cihaz olarak, o ağın kullanımını sağlayan cihazlar olarak baktığımız zaman karşımızda 35 milyar gibi bir sayı görüyoruz. Yani Google zaten hayatımızı, birçok insanın hayatının artık merkezinde. Hani Google'la karşılaşmadan geçirdiğimiz gün olmuyor neredeyse. Artık aklımıza gelen her soruyu Google'a sormaya başladık. Ki günde 7 milyar Google sorgusu gerçekleştiriliyor. Bu şeyi aldığım kaynakta hatta şu soruluyordu. Yani 7 milyar soru. Hadi bu 7 milyar sorunun yarısı cevapsız bile olsa her gün işte 3,5 milyar farklı sorunun cevabı alınıyor insanlar tarafından. İşte bu soruları Google olmadan önce, internet teknolojisi olmadan önce kime soruyorduk, nasıl cevap alıyorduk? Bu veriyi aldığım kaynağında sorduğu bir soru olarak sunumda yer aldı. Enformasyon akışı tabii bununla da sınırlı değil. Yani YouTube biliyorsunuz artık video dendiği zaman bir standart haline gelmiş neredeyse. Bir platform ve her dakika ben daha Google'la ilgili konuyu anlatırken size 600 saatlik farklı konulardaki içeriklere sahip video yüklenmiş durumda. Yine aynı süre içinde ben daha size Google'da şu kadar arama yapılıyor diye anlatırken internette aslında neler oldu? 350 bin tweet atıldı sadece o aralıkta. Bunlar aslında bizim içinde bulunduğumuz şu an, hani gelecekten de bahsetmiyoruz, şu an yaşadığımız dünyayı göstermesi açısından önemli diye düşünüyorum. Bu örnekleri artırabiliriz. Yani özellikle öğretmenler olarak biz öğrenci yetiştiririz. Hani özellikle çocukları bir geleceğe hazırlarız ama şu an öyle bir çağdayız ki çocukların nasıl bir geleceğinin olacağını öngöremiyoruz. Henüz var olmayan mesleklere hazırlıyoruz çocukları ki bu çok önemli. Yani dikkatinizi çekmiştir. Bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce webmasterlık diye bir şey, web sitesi tasarımı diye bir şey yoktu. Böyle bir meslek yoktu. Bir anda çıktı ve dünyanın en popüler mesleklerinden biri oldu. En çok kazandıran mesleklerinden biri oldu. En çok ilana çıkılan, eleman alınan mesleklerinden biri oldu. Ki şu an bu dönüşüm çok çok daha hızlı. Yani içinde bulunduğumuz çağ, şu an söz konusu olan dönüşümü bilmeliyiz ki bu dönüşümün çocukları nereye götürebileceğine ilişkin bir takım kestirimlerde bulunabilelim. Bu cümle bence gerçekten çok önemli. Çocuklarımızı henüz ne olduklarını bilmediğimiz mesleklere hazırlıyoruz. Bu dönüşümün yine bir göstergesi olarak şunu söyleyebiliriz. Artık şu an bir işletmede, bu ticari bir işletme de olabilir, bir kamu kurumu da olabilir. İlk defa, dünyada ilk defa 5 farklı jenerasyon, 5 farklı sınıfa ayırabileceğimiz insanlar yan yana çalışıyor. Yani ben kağıt kalem kullanırım, not alacaksam cebimden not defterini çıkarım, oraya yazarım. Dijital teknolojilerle hiç alakam yok benim diyen insan da var bunların arasında. İşte biraz daha hızlı yürüsün işler, işte ne bileyim görüntülü konuşalım mutlaka, bulut bilişim teknolojisini kullanalım, onun dışına çıkmayalım diyen insanlarla bu insanlar yan yana çalışıyor. Bu da aslında bir
dönüşüm göstergesidir ve hızlı bir dönüşümün göstergesidir. Bir tarafta da tabii böyle bir enformasyon akışı, her şeyin dijitalleşmesi, hayatlarımızın artık bir anlamda dijital kopyalarının çıkarılıyor oluşu ki bu çok abartılı bir tabir olmaz. Attığımız her adımın fotoğrafını çekip bir şekilde dijitalleştiriyoruz. Aslında yaşantımızın dijital bir kopyasını çıkarıyoruz biraz geriden geliyor olsa. Bu inanılmaz bir dijital veri yoğunluğu demek. Bu kadar dijital veri de, bu kadar çok önemli dijital veri de iyi niyetli olmayan bazı kişilerin de ağzını sulandırıyor diyebiliriz. Mesela 2020 yılının istatistiklerine baktığımız zaman 40 milyar satır veri izinsiz bir şekilde erişim aldı. Bu bir anlamda hacklendi diyebiliriz. 40 milyar kalem verinin hacklendiğinden bahsedebiliriz. Biraz böyle hani gelecek nasıl olacak ki bu uzak gelecek de değil aslında. Yine yakın gelecekten bahsediyorum. Yakın gelecek nasıl olacak dersek şunu söyleyebiliriz. Şu an özellikle Google tarafından önemli haberler gelmeye başladı. Kuantum bilgisayarların prototiplerini üretmeye başladılar. Yani bu kuantum bilgisayar teknolojilerine yepyeni bir bakış açısı aslında. Yani bu transistör teknolojisi 50-60 yıldır kullandığımız transistör teknolojisini tamamen silip atabilecek ve yerine yepyeni bir şey koyabilecek bir teknoloji ki her bir atomun, yani her bir demir atomunun mesela etrafında dolanan elektron sayısınca transistörmüş gibi davranabilmesi gibi durumlar söz konusu. Bu şu demek, bu teknolojinin prototipleri üretilmeye başlanmış olan bu teknolojinin yaygınlaşması bir anda işlem gücümüzü milyarlarca kat artırabilir. Bunun getirebileceği şey ne ki buna ilişkin fütürist dediğimiz insanlar, biraz daha geleceğe ilişkin kestirimde bulunmayı böyle görev edinmiş kişiler şunu diyor. Bundan 15 yıl sonra ki şunu söylemek gerek öncesinde bir bilgisayarın, ortalama bir bilgisayarın karşılığı tarih boyunca hep $1000 olmuştur. Yani o dönemin ortalama bilgisayarını $1000 alırsınız. O yüzden buna göre endekslemişler. Bundan 15 yıl sonra $1000 aldığınız bir bilgisayar bir insanın bilişsel kapasitesine eşit bir şekilde çalışıyor olabilecek. Ondan da 15 yıl sonra yine $1000 aldığınız bir bilgisayar bütün insanlığın, yani dünya üzerindeki bütün insanların toplam bilişsel kapasitesi kadar işlem yapabilecek. Yani evinize aslında bir insanlığın bilişsel kapasitesini $1000 getirebiliyor olacaksınız. Bunun neler doğurabileceğini, nasıl bir dünya getirebileceğini öngörmek bir anlamda gerçekten zor. Ki şu da var, Elon Musk'ı bilirsiniz, biraz daha böyle popüler gider, attığı her adım medyada bir şekilde yer alır. Ama bir yandan da gerçekten önemli işlere imza atıyor. Mesela bu sinir hücreleriyle dijital cihazların bağlantılarının yapılması çok önemli. Kapılar açılabilir bize. Hem önemli olumlu hem olumsuz anlamda. Bu şu demek, artık oyun oynarken sadece mesela bilgisayarın monitörüne bakmayacaksınız. Rüzgarı yüzünüzde hissedeceksiniz. Çünkü sonuçta algılarımız sinir hücreleri üzerinden ulaşır zihnimize. Siz bunu taklit ederseniz aslında monitörde gösterilen şey de bir şeylerin taklididir. Siz bunu sinir düzeyinde taklit ederseniz artık çocuklarımızın oynayacağı, hatta belki de bizim oynayacağımız oyunlar zaten oldukça gerçekçi mekaniklere sahipken şimdiden çok çok daha gerçekli deneyimler yaşatabilecek ve bütün duyularınıza hitap edebilecekler. Oyundaki bir şeyin kokusunu alabileceksiniz. Rüzgarı yüzünüzde hissedeceksiniz. Belki acı hissedeceksiniz. Tad alabileceksiniz. Sadece görsel ve işitsel şeylerle sınırlı kalmayacak. Tam anlamıyla kapsayıcı bir sanal dünyaya adım atmak üzere olduğumuzun bir göstergesi aslında bu. Buraya doğru aslında hızla gidiyoruz. Bir taraftan yine Elon Musk cephesinden gelen bir haber. Katı yakıtlı roketlerin tekrar tekrar kullanılabilmesinin kapısını açtı. Bunu başardılar. Hani atmosferin dışına bir şey bırakarak roketi tekrar indirdiler. Bu tekrar kullanımlı roketler demek. Bu da uzaya bir şey çıkarmanın maliyetinin 10 kat azalması demek. Bu da 10 kat daha fazla uydu demek. 10 kat daha fazla uydu da 10 kat daha hızlı internet bağlantısı demek. 10 kat daha fazla band genişliği getirmesi demek. Şimdi böyle bir dünyada yaşıyorken tabii ki hepsinin ilişkili olduğu dijital teknolojilere ilişkin
bir takım yeterliliklere sahip olmanın önemini aslında tartışmaya bile gerek yok. Şimdi benim açımdan bir öğretmen bu noktada en azından günümüzde dijital teknoloji bağlamında nelere hakim olmalıdır? Birincisi, ki bu slide'da yine kendi bakış açımla hazırlanmış bir slide'dır. Yani akademik bir temeli olmayabilir ama hem öğretim teknolojileri alanında yıllardır çalışıyor olmam, lisansı, doktora düzeyinde, hatta doçentlik düzeyinde. Hem 5 yıllık öğretmenlik deneyime dayalı olarak bu noktada biraz hak gördüm kendimden. Yani sen kendi bakış açınla bir liste yapabilirsin. Yeni dünyanın öğretmeni hangi teknolojilere hakim olmalıdır? En azından günümüzde bununla ilgili kendi ifadelerim olabilir diye düşündüm. Neler çıktı ortaya? Birincisi, dijital dünyada böyle birçok devrimden bahsedilir. İşte Endüstri 2.0, 3.0, 4.0 böyle şeyi de bir moda oldu. Hani sürekli bir şey nokta sıfır diyerek bir şeyin yeniliğinden falan bahsederiz. Ben bunların birçoğuna aslında kredi vermiyorum. Yani ama Web 2.0 gerçekten önemli bir devrimdir. Gerçekten dünyamızı değiştiren önemli bir teknolojik atılımdır. Ve öğrenme-öğretme süreçlerine yansıtabilme anlamında da çok büyük bir potansiyel taşır. Hatta bazıları artık zorunluluk oldu diye bile düşünüyorum. Birincisi, Web 2.0 teknolojilerine hakim olmalı ve bunu öğrenme-öğretme süreçlerine ustalıkla entegre edebilmeli. İkincisi, biraz önce bahsettik, daha geçen sene milyarlarca satırlık veriler çalındı. Bir öğretmen gerçekten öğrencinin mahremini de taşır mesela bilgisayarında. Hani farklı branşlar için farklı şeyler söylenebilir ama sadece kişisel bilgilerinin bile bilgisayarınızda bulunuyor olması aslında öğretmen olarak size, bize sorumluluk yükler. Bu sorumluluğun başında da bu verilerin güvenliğini sağlamak gelir. O yüzden dijital veri güvenliği de yine mutlaka bir öğretmenin farkındalığının olması gereken bir konu. Özellikle pandemi dönemi gösterdi ki bize, bu arada Eskişehir'den yayın yaptığımız için sürekli F4'lerimiz geçer. Eskişehir'in artık sembolü olmuştur. Ara sıra uçak geçiyor ama inşallah yayına çok fazla yansımıyordur, sizi rahatsız etmiyordur. Şimdi pandemi dönemi bize biraz daha zaten dijital teknolojilerin önemini gösterdi ama artık öğretmenlerin bunu bir tık daha ileriye götürmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani öğretmenlerimiz birçok teknolojiyi hızlı bir şekilde kullanmayı öğrendi. Bu anlamda da gerçekten hem takdiri hem teşekkürü hak ediyor. 1 milyon öğretmenin 1 milyonu içinde söylüyorum. Herkes bir şekilde, hiç uzaktan yakından ilgisi olmayan kişiler bile, öğretmenler bile, böyle bildiğim insanlar da var, bildiğim hocalarımız da var, bir şekilde dijital teknolojilere adapte oldu ve artık bunları öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanmaya başladı zaten. Hani Zoom gibi platform üzerinden, Ebo üzerinden canlı dersler yapabiliyoruz. Bir takım teknolojileri de kullanabiliyoruz ama bu dersleri özellikle, ki elimizde çok fazla enstrüman kalmadı. Hani yüz yüze bir ders anlatma aslında öğretmen için çok önemli enstrümanlar sağlar yani. Gerçek bir göz teması bunun başında gelir. Yani bazen belki işte omzuna hafifçe dokunmanız, o sıraların arasında gezip fiziksel varlığınızı hissettiriyor olmanız gibi birçok enstrümanı artık kullanamayabiliyorsunuz. Bazen kullanamıyorsunuz işte gördüğünüz üzere. Bu noktada eldeki olanakları en iyi şekilde kullanmak lazım. Bu da nasıl olur? Sadece artık hep yapa geldiğimiz kameranın karşısına geçip anlatarak bir yerlere varmaya çalışmanın ötesine geçirmemizin zamanı geldi. Bu da mesela dijital video yayıncılığı araçlarından bazılarını kullanmayı öğrenerek, ki bunlar gerçekten çok kolay kullanılabilen ve belki de birkaç saat içinde çözüp öğrenebileceğiniz araçlar. Bu araçlar sayesinde derslerinize birçok etkinlik getirebildiğiniz gibi Web 2.0 teknolojileriyle dersinizi daha iyi bütünleştirirsiniz. Hayal gücünüze kalır. Yani ne gibi bir yayın yapmalıyım sorusunun cevabı teknik olarak tamamlanmış olur. Onun dışında artık sizin öğretmenlik becerinize ve bir anlamda yaratıcılığınıza kalmıştır diyebiliriz. Ama mutlaka en azından bir dijital video yayıncılığı aracını bir şekilde öğrenmeli diye düşünüyorum günümüzün öğretmeni. Biraz önce bahsettik oyunlardan biraz ama
Günümüzde dijital oyunlar artık gerçekten çok büyük bir sektör haline geldi ve çok önemli deneyimler yaşatır hale geldi, özellikle çocuklarımıza. Bu noktanın aslında ele alınması lazım. 160 milyar dolarlık bir sektör, 2 milyar kişiye yakında oyuncusu olan bir sektör ve bu oyuncuların birçoğu da bizim çocuklarımız. Çok az çocuk vardır ki dijital oyunlara zaman ayırmak istemesin, dijital oyun oynamasın. Böyle bir durumda öğretmenlere düşen misyonlardan biri de özellikle dijital oyunlara ilişkin bir takım okuryazarlıklara sahip olmasıdır. Bunlardan da bahsedeceğiz. Bir de şey var, sadece dijital oyun okuryazarlığıyla sınırlandırmamak lazım. Artık dijital enformasyon okuryazarlığı anlamında da bir takım becerilere sahip olmamız lazım. Bu hem dijital platformların özellikle sosyal ağlar gibi, dijital oyunlar gibi dijital platformların getirebileceği bir takım tehditlerden çocuklarımızı korumak adına önemli. Hem de bunların getirdiği avantajları kullanabilmek adına önemli ki gerçekten hani şunu söyleyebiliriz. Doğru tasarladığınız bir enformasyon sosyal medya üzerinden hele bir de viral gitme şansı yakaladıysa ki bu doğru yakalamanıza, doğru tasarlamanıza bağlıdır. Belki de öğretmenlik hayatınız boyunca öğretemediğiniz kadar şeyin bir gün içinde öğretilmesini sağlayabilir. Milyonlara, milyarlara ulaştırabilirsiniz bazı bilgi parçacıklarını. Ha, tabii öğretmenlik sadece içerik öğretimiyle sınırlı bir meslek değildir. Birçok şeyi öğretirsiniz aslında ama içerik öğretimi özelinde bakarsanız doğru tasarlanmış bir enformasyonla belki de hayatınız boyunca dokunamayacağınız kadar insanın hayatına dokunma şansı bulabilirsiniz. Gerçekten büyük bir potansiyel sağlıyor. Bu anlamdaki okuryazarlık da önemli. Tabi bu kadar bahsettikten sonra etikten bahsetmemek olmaz. Bu anlamda da biraz konuşmak isterim sizinle. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Yani Web 2.0 teknolojisi, hani çok da uzatmak istemiyorum bu kısmı ama hani Web 2.0 teknolojisi gerçekten bir devrimdir. Yani Web 2.0 teknolojisi dediğimiz şey aslında günümüzde kullandığımız birçok etkileşimli sosyal medyanın, forumların, wiki sayfalarının, WordPress sayfalarının, içerik paylaşımının herkese açılmasını sağlayan bir yapı sunmuştur. Bunun öncesi neydi? Sadece işte belli bir dili bilen, HTML dediğimiz web tasarım yapmayı sağlayan, belli bir dile bilen insanların paylaştığı, daha doğrusu tek elinde olan, onların paylaştıklarıyla hatta sınırlı olan bir internet varken Web 2.0 teknolojisi kullanıcının da web üzerinden web içeriğine katkı sağlamaya başlamasını sağlamıştır. Bu da bir anda milyarlarca kişiye konuşma hakkı vermiştir. Web içeriğine katkı sağlama hakkı vermiştir ki webin günümüzdeki içeriği, hani biraz önce bahsettik ya, dakikada 600 saat video paylaşımı, işte ne bileyim binlerce, milyonlarca hatta belki de milyarlarca beğeni, şu bu, aslında bunlar hep Web 2.0 sayesinde bize sunulmuş olan etkileşim olanakları ve bu olanaklar sayesinde çok fazla teknik bilgiye sahip olmaksızın, hatta çok temel düzeyde teknik bilgiyle sadece bilgisayarı açıp kapatabiliyorsanız, bir web sayfasına girip biraz da klavye kullanabiliyorsanız artık web içeriğine katkı sağlayabiliyorsunuz. Paylaştığınız fotoğraflar, paylaştığınız düşünceleriniz, attığınız tweetler, bunların hepsi aslında sizin web içeriğine sağladığınız katkılardır ve Web 2.0 sayesinde olmuştur. Önemli bir kırılma noktasıdır. Bu web teknolojisinin bize getirdikleri sadece bununla sınırlı da değil, web tarayıcıların her geçen gün kazandığı işlevler sayesinde artık bir web uygulamasını sanki masaüstü uygulamasıymış gibi kullanabiliyoruz. Hatta masaüstü yazılımının ötesine geçen bir takım işlevler de yine Web 2.0 araçları olarak değerlendirebileceğimiz web sayfalarıyla geliyor bize. Neler getiriyor? Mesela bulut bilişimi kullanabiliyorsunuz. Bir dosyayı rahatlıkla öğrencilerinizle paylaşabiliyorsunuz. Aynı proje üzerinde birden fazla kişi aynı zamanda çalışabiliyorsunuz. Veri güvenliği, çok çok özel durumları saymazsak aslında Web 2.0 teknolojisi kullanımında daha üst noktadadır. Hani tezimi, aylarca uğraştığım tezimin bulunduğu disk bozuldu ki biz bu cümleleri duymuşuzdur. Nasıl bir sıkıntı yaratabileceğini zaten canlandırabiliyorsunuzdur gözünüzde. Bu tarz sıkıntıların önüne geçecek bir yapı sunar size. Hem paylaşım anlamında hem de güvenlik anlamında
hem de işlevsellik anlamında. Bunlar tabii getirileri ama ufak tefek sınırlıklarından da bahsetmek lazım. Sürekli bir internet bağlantısı gerektirir. Bu önemli. Bir de çok çok özel verileriniz varsa bulut üzerinden çalışmak istiyor olmayabilirsiniz. Ha, bir yararından daha bahsetmemiz lazım. Hani bilirsiniz yazılımların sürekli sonraki versiyonları çıkar ve sizin güncellemeniz gerekir. Eğer bir web teknolojisi kullanırsanız zaten kendi kendini güncelleyen bir yapı demektir. Girdiğiniz anda en güncel halini kullanıyorsunuzdur. Peki öğretim amaçlı olarak kullanılabilecek Web 2.0 araçları nelerdir derseniz bunun cevabını vermek üzere zaten ayrı bir oturum planladık Rabia hocalarla. Ama hani bir başka sunumun bir parçası olarak çok çok üzerinde duracak zaman yok. Yanı sıra şunu söyleyebilirim. Birkaç sene önce benim bölümümde Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde bir doktora tezi yapıldı. Doktora tezi Web 2.0 teknolojileri üzerineydi. Ozan diye bir arkadaşımızın doktora tezi olarak çıktı. Adile Aşkın Kurt Hoca'nın danışmanlığında yürütülmüş bir tezdi. Bu Web 2.0 teknolojilerini öğretim amaçlı olarak kullanılabilecek Web 2.0 araçlarını indekslediler. Ve o zaman bunu sunan bir web sitesi oluşturdular. Eğitimtek adında. Zaten slaytta görüyorsunuz. Burada sonra Ozan bu işin arkasını bırakmadı ve her geçen gün güncelledi, daha işlevsel hale getirdi ve şu an gerçekten aklınıza gelebilecek her amaca yönelik kullanılabilecek Web 2.0 araçları burada hem tanıtılıyor hem kullanımlarına ilişkin örnekler var hem de küçük videolarla nasıl kullanabileceğiniz açıklanıyor. Eğitim.tech adresine mutlaka girmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi hani bu site sizin açınızdan çok bilgilendirici diye düşünüyorum. Ayrıca Web 2.0 teknolojilerini öğrenme öğretme süreçlerinde kullanım ile ilgili bir oturumumuz olacak zaten. Diğer taraftan dijital video yayıncılığının da önemli olduğundan bahsettik. Aslında buna ilişkin bir hani temel düzeyde bilgilendirici bir oturum yapmıştık ama tekrar etmek gerekirse çok özet bir şekilde dijital video yayıncılığı yapmanızı sağlayacak hem yayıncılık sırasında işte görüntüleri birleştirmeniz ki aslında şu an kullandığımız şey bir dijital video yayıncılığı aracı. Beni şu an hazırlamış olduğum sunumun üstünde görmenizi sağlayan şey aslında Streamlabs tarafından geliştirilen OBS adlı tamamen ücretsiz ve kolay kullanımlı bir yazılım. Katmanlı bir yapısı var. Siz istediğiniz şeyi görüntüye alabilirsiniz. Yani parmağınızı şıklattığınız zaman bir yerde bir şeyler patlayabilir, ne bileyim, balonlar uçuşabilir. Hani dediğim gibi biraz sizin hayal gücünüze kalmış bir şekilde. Ya da bir Web 2.0 teknolojisi bir anda görünür ve o teknolojiye ilişkin sanki yanınızdaymış gibi konuşabilirsiniz. Bununla ilgili ufak tefek örnekler yapmıştık. Hatta yanlış hatırlamıyorsam sizinle ben canlı yayında kendi kendimle sohbet etmiştim diye hatırlıyorum. Bunları yapmanızı sağlayacak araç video yayıncılığı aracıdır ve önereceğim yazılımda Streamlabs'in OBS adlı yazılımı. Vuelv gibi platformlar sizin içerik geliştirirken özellikle dersi biraz daha eğlenceli hale getirmek adına animasyonlar hazırlamanızı kolayca, onu da vurgulamam lazım. Çünkü biraz kurcalayarak gerçekten nasıl çalıştığını çözebileceğiniz şekilde çok kolay kullanımlı bir şekilde tasarlanmış ve dakikalar hatta en fazla saatler içinde öğretim amaçlı animasyon videoları hazırlamanızı sağlayacak araçlar var. Vuelv bunların güzel bir örneği ama çeşitlendirilebilir. Basit video kesme, birleştirme işleriniz için Windows tarafından zaten işte işletim sistemleriyle birlikte ücretsiz bir şekilde gelen Movie Maker kullanılabilir. Bu noktada birazcık kurcalamanız, hani olmuyorsa YouTube'dan basit bir arama yaparak nasıl kullanıldığını görmeniz yeterli. Bunlar gerçekten rahatlıkla kullanabileceğiniz, hiç gözünüzü korkutmamanızı hatta gerektirecek yazılımlar. Ama dediğim gibi biraz daha zamanı etkili kullanmak adına nasıl kullanacaklarına çok fazla değinemeyeceğim burada. Dijital veri güvenliği ile ilgili söyleyeceğimiz tabii önemli şeyler var.
Bununla ilgili çok yerde çok şey söylenir ama önemlilerini biraz bir araya getirmeye çalıştım. Özellikle bir öğretmenin dijital teknolojileri kullanımı anlamında nelere dikkat etmesi gerekir sorusunu buraya taşımaya çalıştım. Birincisi veri güvenliğinin ne olduğunu bir anlayalım ilk madde olarak. Sonra devam edelim. Veri güvenliği aslında üç öğenin bir araya gelmesi halinde ancak bahsedilebilecek bir şey. Birincisi verinin gizliliği. Gizliliğinden kasıt tabii şu değil. Çok hani bazen bir şeyi çok saklarız sonra kendimiz de bulamayız ya. Böyle bir durumdan bahsetmiyoruz tabii. Yani verinin istenmeyen gözlerden uzak olması. Diğeri erişebilir olması. Zaten bundan bahsetmiştim biraz önce. Veriyi çok sakladık, kendimiz de erişemedik. Erişebilirlik özelliğini kaybettik demektir. İstenen kişilerin de o veriye mutlaka ulaşabilir ve kullanabilir olması lazım. Diğer taraftan bütünlüğünün de sağlanmış olması önemli. Çünkü veri silinmemiş olabilir. Hatta veri başkası tarafından görüntülenmemiş de olabilir ama değiştirilmiş olabilir. Yani öğrenci notlarını girdiğiniz bir veri tabanı üzerinde çalıştırılan bir şey aslında veri tabanındaki bir notu hani 9 olan notu bir sıfır ekleyerek 90 yapabilir. Hani öğrenci notlarının bu şekilde değiştirilmesi görülmeksizin yapılabilen bir şey olmakla beraber aslında bütünlüğünü bozmuştur. İstendik olmayan bir şekilde verinin değiştirilmesi sağlanmıştır. İşte gizliliğin, erişilebilirliğin ve bütünlüğün bir araya gelmesi bu noktada artık veri güvenliğinin sağlanmış olması demek. Veri güvenliğini nasıl sağlarız? Şimdi ben şunu çok görüyorum. İnsanlar biraz daha böyle şey olmak için hani dikkat çekme amaçlı da olduğunu düşünüyorum bazılarının ama hani veri güvenliği konusunda insanları çok korkutabiliyorlar. Yani işte veri güvenliği şöyle, veri güvenliği böyle, işte şöyle tehdit altındasınız, böyle tehdit altındasınız. Ben de belki hatta bu sorunun başında böyle yapmış olabilirim ama aslında günümüzde özellikle işletim sistemleri, internet teknolojilerinin üzerine dayandırıldığı bir takım şifreleme teknolojileri son kullanıcıya yani teknik bilgisi hatta hiç olmayan ya da çok sınırlı düzeyinde olan kullanıcıya bile mümkün olduğunca hata yaptırmamak üzerine tasarlanmıştır. Bu noktada işletim sistemleri sizin güvenliğinizi zaten sizden çok düşünür. Çünkü bir işletim sistemindeki önemli bir güvenlik açığı hata yapma payı ya da o işletim sistemini geliştiren şirkete milyarlarca dolar zarar verir zaten. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Eğer özellikle orijinal bir işletim sistemi kullanıyorsanız ve güncelliyorsanız bunu ki güncellemek için de ekstra bir çaba göstermenize gerek yok. Yalnızca şunu yapmayın yeter. Güncellemeleri kapatmayın. Otomatik güncellemeleri kapatmayın yeter. Zaten kendisi çok çok acil bir güncelleme varsa, güvenliği özellikle riske atacak bir güncelleme varsa bunu mutlaka yapmalısınız diye uyarır sizi. Hani mümkün olduğunca orijinal hatta kesinlikle orijinal ve mümkün olduğunca güncel bir işletim sistemi sizi zaten çok önemli dertlerden bir koruyacaktır. İkincisi erişim yetkilerinin kontrolü önemli. Çünkü bu arada erişim yetkilerinden kastım ne? Kullandığınız herhangi bir yazılım, bilgisayarınıza yüklüyorsanız da geçerli bu. Cep telefonuna yüklediğiniz uygulamalar için de geçerli. Mutlaka işletim sisteminden bunlar bir takım yetkiler isterler. İşletim sistemi dediğim gibi sizin güvenliğinizi düşündüğü için yüklenen her programa sorgusuz sualsiz bir takım yetkileri vermez. Sizin fotoğraf galerinize ulaşmak istiyorsa işletim sisteminden izin istemek zorunda önce. Ya da işte telefon rehberinize ulaşmak istiyorsa işletim sisteminizden izin almak zorunda. İşletim sistemi de zaten bunu hemen size sorar. Okumadan onaylarsanız nereye hangi verinizi verdiğinizi bilemezsiniz. Çünkü bu yazılımlar çoğunlukla üçüncü parti yazılım geliştiriciler tarafından geliştirilir ve hepsinin niyetinin iyi olduğunu söylemek biraz şey kaçar, naiflik kaçar diye düşünüyorum. Mesela işte şeker patlatma oyunu yükledim. Benim telefon rehberime erişmek istiyor. Yani bunu bir düşünürsünüz zaten. Yani bu oyunun amacı bu. Rehberime neden erişiyor derseniz bu anlamda sosyal ağ uygulamaları için de aynı şey geçerli. Diyelim ki Facebook kullanıyorsunuz ve bir oyun ekleyeceksiniz. Sizin arkadaş listenize, mail hesaplarınıza, duvarınızda paylaştıklarınıza, fotoğraf galerilerinize isteyebileceği kadar her şeyi isteyecek şekilde size bir izin metni çıkarsa buradan zaten
red butonuna basarak çıkarsınız diye düşünüyorum. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece önemli bir takım şeyler, veriler güvende demektir. Özellikle hani uygulama merkezlerindeki yazılımlar bu anlamda zaten genellikle denetlenir ama bu noktada iOS biraz daha güvenilir. Yani iOS platformuna, Play Store'a yani bir uygulama yüklemek için geçmeniz gereken aşama sayısı Google Play'e uygulama yüklemek için geçmeniz gereken aşama sayısından çok daha fazla. Özellikle iOS kullanan Apple kullanıcıları daha doğrusu bir tık daha zaten güvende eğer uygulama merkezinden indiriyorsa. Ama dediğim gibi Play Store'da bir takım denetimler yapıyor. Zaten bunlara ilişkin bir takım kontrol mekanizmaları var. Ama siz bir APK paketini uygulama merkezinden indirmeyip bir siteden indirip telefonunuza yüklediyseniz her şey olabilir. Öyle uygulamalara özellikle verdiğiniz erişim yetkilerini mutlaka kontrol edin diyebilirim. Parola kullanımı ile ilgili ne kadar çeşitli ve karmaşık olursa o kadar iyi olur ama çok karmaşık bir parola kullananların bile kendim de yaşadım. Bana bununla ilgili gelen birçok durum da oldu. En çok yapılan hatayı söyleyeyim. Parola kullanımı ile ilgili. Genellikle birden fazla parolayı aklımızda tutmaya üşeniriz. Zaten yoğun bir tempo içinde çalışıyoruz. Hani zaten zihnimiz çok meşgul. Her site için ayrı parola kullanırsam bu benim için şey olur, sıkıntı olur. Zaten unuturum diye düşünüyor olabilirsiniz ama burada işte çok büyük bir güvenlik açığı var ve bu suistimal edilebiliyor. Ben diyelim ki kötü niyetli bir insanım, bir tane forum kurdum. Sonra forumuma da bir takım içerikler koydum. Siz de Google'da çok önemli bir şey arıyorsunuz. Yani işte şu savaşın tarihi neydi ya da işte bu savaşa ilişkin şu ne demiştir falan gibi artık alanınız neyse. Ona ilişkin bir arama yaptınız ve benim forumuma ulaştınız. Ben de forumda yer alan içerikleri size göstermek için foruma üye olmanızı şart koştum. O bilgiyi de başka bir yerde bulamadığınız için bir bakayım ne yazılmış diye kabaca bir üyelik formu doldursunuz. Eğer o üyelik formunda Facebook'unuzun, Twitter'ınızın, Hotmail'inizin, Instagram'ınızın parolasını aynen kullandıysanız unutmayayım aynı parola olsun da her yere rahatlıkla girebileyim düşüncesine sahip bir şekilde bana Instagram şifrenizle, Facebook şifrenizle, Hotmail şifrenizle, şifrenizi diyorum ama aslında parolanızı demem daha doğru olur, vermiş olursunuz. Ben veri tabanına gelen bütün parolaları otomatik bir yazılımla önemli sitelerde denerim ve denerim de demeyeyim, denettiririm hatta. Her gün yüz binlerce parola deneyebilir zaten. Veri tabanında yeter ki bu şekilde gelmiş bir takım parolalar olsun. Bütün kombinasyonlarını yakın parolaları hatta deneyerek bir şekilde sizin diğer sitelerdeki hesaplarınızı kırabilirim. Bu hataya ben de düştüm hatta. Instagram ilk çıktığı zaman bir incelemek üzere girmiştim. Zaten yayılacak gibi de durmuyordu açıkçası o zaman. Öylesine her yerde kullandığım, böyle önemsiz gördüğüm sitelerde kullandığım parolamı kullandım. Biri hacklemiş mesela, bana mail attı hatta bir tehdit maili. Bir de şu an bu noktada insanların iştahı biraz daha kabarmış durumda. Özellikle böyle kişisel bilgilerinizin, özel bilgilerinizin bulunduğu sitelerin parolasını alıp sizi tehdit edebiliyorlar. Hani bu parolayı geri almak istiyorsan eğer şu kadar Bitcoin şu cüzdana gönder diyebiliyor. Biliyorsunuz özellikle kripto paralar takip de edilemiyor. Yani hani banka hesabımı havale et dese belki yakalanacak ama özellikle Deep Web, Dark Web üzerinden böyle Bitcoin alışverişleri zaten çok yapılır. Biraz daha bu kripto paralar bu tarz suç diyebileceğimiz faaliyetlerin de aslında yoğunlaşmasını sağladı. İşte 2000 dolar karşılığı bir kripto para gönderirsen şöyle olur böyle olur diyebileceği için biraz daha şey davranıyorlar. Hani bu anlamda yüksek motivasyonlu davranıyorlar. Ona da dikkat etmek lazım. Diğerlerine belki bakmışsınızdır ben anlatırken. Çok fazla uzatmayayım çünkü zamanımız daraldı. Önemli olanlar, önemli gördüklerim en azından bu süre içinde bunlardı. Diyeyim bu slide'e geçeyim. Dijital oyun okurluğu biraz bahsettik gerçi ama yani bu özellikle 80'li yıllar itibariyle hayatımıza giren bilgisayarlar eğlence amaçlı olarak da kullanabilecek cihazlar aslında fikri 70'lere dayanır hatta belki 60'lı yılların sonu için de bahsedebiliriz ama
Hani evlere 80'lerde girmiştir ve basit böyle birkaç pikselin canavar olarak hayal edildiği basit mekaniklere sahip bir şekilde ortaya çıkmıştır. Günümüze baktığınız zaman 500 milyon dolar gibi bütçelerle yapılan koca koca dünyaların tasarlanmış olduğu, çok gerçekçi deneyimlerin yaşatıldığı, uzun uzun senaryoların, etkileşimlerin bulunduğu bir sektör haline geldi. İşte dediğim gibi aslında şu an dijital oyun sektörü 130 milyar dolarlık bir paya sahip dünyada ki bu hem müzik sektörünün hem sinema sektörünün çok çok önünde. Eskiden filmlerin oyunları yapılırken şimdi tutmuş oyunların filmleri yapılıyor. İş biraz tersine döndü. Şimdi bu tabii şu demek, çocuklarımızın her gün belki de saatlerini çok gerçekçi deneyimlerle süslüyorlar bir anlamda. Ve o alanı kaplıyorlar. Bir bilgisayar monitörüne bakıyorken aslında çocuğumuz bir evrene bakıyor gibi düşünebiliriz. Her şeyi görüyor olabilir orada. Her türlü deneyimi yaşıyor olabilir. Bu noktada biraz daha dijital oyunlara ilişkin fikir sahibi olmak iki şeyi getirir. Birincisi bu gerçekten şeydir. Bıçak gibidir. Ekmek de kesebilirsiniz. Birilerini yaralayabilirsiniz. Doğru kullanıldığı zaman aslında çok önemli bir potansiyele sahip. Hani biz hep diyoruz ya etkileşim önemlidir. Özellikle işte zihnin şekillenmesi, öğrenmenin gerçekleşmesi çevreyle etkileşim üzerinden olur. Oyun size bunu sağlıyor işte. Yani etkileşimli bir dünyaya sokuyorsunuz sanal da olsa ve oradaki her şeyle, karakterlerle de olabilir, nesnelerle de olabilir. Etkileşim içinde. Bu aslında öğrenme öğretme süreçleri açısından çok çok önemli ve iyi bir fırsat. Ama bu fırsat neyin öğrenilmesi için harcanıyor? Bunun üzerinde düşünülmesi lazım. Bunu doğru değerlendirebilmek için de bu anlamda gelen tehditlerden kurtulmak ve bunun olumlu potansiyelinden yararlanmak da özellikle öğretmenlerin dijital okur oyunlara ilişkin bir takım okurluğa hatta yazarlığa sahip olmasına bakıyor. Yani öğretmen eli değmiş oyunların gerçekten olması lazım ki bu artık zor değil. Yani bundan 20 yıl önce bir dijital oyun geliştirmek çok prodüksiyonlu bir işti ve gerçekten çok ciddi bir uzmanlık gerektiriyordu ama şu an bir tek satır kod yazmaksızın kafanızdaki oyun fikrini hayata geçirmenizi sağlayacak araçlar var. İşte mesela Willbox bunlardan biri. Willbox'la bir tek satır kod yazmadan sürükle bıraklarla oyun deneyimi yaşatabilirsiniz ki oyun bence hani tarihte öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan ilk şeydir. Yani sadece insanlar oyun oynamaz. Hayvanların da birçoğu şu an oyun oynar. Özellikle hayatın ilerleyen dönemlerinde bir takım sosyal ya da işte fiziksel becerilere sahip olması gerekiyorsa bunu oyunlar aracılığıyla öğrenir. Çocuklarımız da öyle. Oyun çocuklarımıza bir şey öğretmek istiyorsak ki öğretmenlik mesleğini yürüten kişiler olarak bu mesleği iyi bir şekilde yerine getirmek istiyorsak zaten doğalarında olan oyun kavramını onlara biraz daha öğretici şekilde sunmamız yararlı olur. Yani mesela Scratch diye bir platform var. MIT tarafından geliştirilmiş. Bu şey gibi görülür. Birçok iş tarafından. Çocuklara programlama öğretmek için güzel bir araç olarak görünür ama Scratch şu anki haliyle kafanızda canlandırdığınız birçok şeyi hayata geçirmenizi hem de bir tek satır kod bilmeden, çok teknik bilgiye sahip olmadan çok güzel oyunlar geliştirebileceğiniz, hatta bu oyunları akıllı tahtada çalışabilecek şekilde Exe dosyası olarak çıktı alabileceğiniz, hatta mobil uygulama olarak dönüştürebileceğiniz bir takım oyunlar yapmanızı sağlar. Eğer ilginiz varsa kafanızda şöyle bir oyun yapsam çocuklar için yararlı olur dediğiniz bir proje varsa mutlaka bu sunuda yer alan araçlardan birine ya da birkaçına göz atın. Hayalinizdeki şeyi gerçekten somut bir dijital oyun haline getirmek oldukça kolay. Bunu göreceksiniz ve keyifli olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi tabii burada bir de şey var. Hani şunu dedik ya, bu çok güzel bir şey aslında. Çok demokratik bir ortam kurulmasını sağladı. Hani herkes konuşabiliyor internette. Herkes bir şeyler söyleyebiliyor. Bu bir yönüyle çok çok iyi bir şey. Hatta birçok yönüyle çok iyi bir şey. Herkes söz hakkına sahip oldu. Herkes kendini ifade edebiliyor. Ama bunun tabii öngörülebileceği şekilde bir takım sınırlılıklar da doğurduğunu söyleyebiliriz. Herkesin söylemesi demek
sadece doğruların değil birçok yanlışın da söylenebilmesi demek. Bu noktada zaten sosyal medyayı bir süre kullandıktan sonra artık neyin doğru, neyin yanlış, neyin Photoshop'la yapılmış, neyin çarpıtılmış olduğunu sezebilmeye başlıyorsunuz yavaş yavaş, ama en azından o zamana kadar özellikle önemli yargılar oluşturacak paylaşımlar görüldüğünde, durumlar ortaya çıktığında, işte teyit.org gibi, doğruluk payı gibi, özellikle uluslararası olarak baktığımız zaman işte International Fact Checking Network gibi platformlar üzerinden bazı şeylerin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Ama dediğim gibi bir süre sonra zaten insan neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendi de sezmeye başlıyor. Ama kontrol etmeyi gerektiren durumlar da varsa bu platformlar yardımcı olacaktır. Bunlardan da haberdar olmanızı istedim. Tabii bunun bir de yazarlık kısmı var. Yazarlıkla ilgili şunları söyleyebiliriz. Artık geçenlerde enteresan bir araştırma okumuştum. Hatta bununla ilgisi var söyleyeyim. Günümüzde artık 5 adımla herkese ulaşabiliyorsunuz. Hani sosyal ağ olarak baktığınız zaman herhangi birini canlandırın kafanızda. Yani bu ünlü biri olabilir, Hollywood yıldızlarından biri olabilir. Kim olursa olsun 5 atlamada, yani arkadaşınızın, arkadaşının, arkadaşının arkadaşı olarak baktığınız zaman 5 atlamada herkese ulaşabiliyorsunuz. Bunun dijital platformlardaki karşılığı özellikle işte sosyal medya araçları ki bu araçlara ne kadar büyük bir enformasyonun yığıldığı her geçen gün ortada. Şimdi enformasyona doyduk. Enformasyona olan açlığımız fazlasıyla doyuruldu. Hani şimdi bizim kültürümüzde bir söz vardır. Tok ağırlamak zordur diye bir söz vardır. Gerçekten öyle. Artık insanların ilgisini çekmek, insanların bir bilgiye aç bir şekilde yaklaşmasını sağlamak çok çok zor. Çünkü sosyal medyada birkaç saat vakit geçiren kişi fazlasıyla enformasyona maruz kalıyor ve o sofradan tok kalkıyor. Ama eğer yine de biz buna rağmen öğrencilerimize belki sosyal medya üzerinden, dijital platformlar üzerinden ulaşmak istiyorsak şunu yapmalıyız. Bu topluluğun farkına varmalıyız. Bakın Vine diye bir örnek çıktı. Milyar dolarlık bir şirket haline geldi. Vine dediğimiz şey YouTube gibi bir platform. Video yayıncılık platformu. Ama Vine'ın popüler olmasını sağlayan şey yeni bir video yayınlama platformu olması değildi. Neydi? Videolarınızı 7-8 saniye gibi bir süreyle sınırlandırmanızı istiyordu sizden. Neden yapıyordu bunu? Çünkü artık insanların dakikalarca uzun uzun videolar izlemeye tahammülü yok. Zaten insanlar bu noktada doygun. Eğer bir şey anlatmak istiyorsan bunu 7 saniyede yap. Alacağını alsın, video izleyen kişi çıksın. Başarılı oldu mu? Oldu. Dediğim gibi milyar dolarlık bir şirket haline getirdi kurucusunu. Ki şu an hala günümüzde özellikle Türkiye'de en yoğun kullanılan sosyal ağ platformlarından biri olan Twitter'ın çıkışı da böyledir. Twitter çıktı, normalde istediğiniz kadar yazı yazabiliyorken, işte Facebook'ta mesela, Twitter dedi ki ben de buna benzer bir iş yapacağım, kafandaki şeyleri söyleyebileceksin ama bunu 140 karakterle sınırlandırıyorum dedi. Şimdi baktığınız zaman bu teknik bir eksiklik. Yani birçok insana bu proje gitse, bize yatırım yapar mısın dese, sorusu ilk şu olur, niye 140 karakterle sınırlandırıyorsunuz, verelim parasını, daha çok disk alalım, istedikleri kadar yazsınlar der. Ama zaten espri sonradı. 140 karakterde ifade et. Kimsenin uzun uzun metin okumaya zamanı yok. Bu günümüzde artık maalesef böyle. Yani uzun uzun bir kitabı okuyayım, sonuna kadar getireyim gibi bir etkinliğin oranının düşmesinin sebebi de bir anlamda bu. Kimsenin sabrı yok. Şimdi bir taraftan tabii bu derinliğin önüne geçermiş. Öğretmenler olarak ben artık hani bunun karşısında, bu durumun karşısında durmamız gerektiğini belli şartlar altında düşünüyorum. Ama bir yandan da eğer öğrencilerimize hitap edeceksek dijital enformasyon yazımı konusunda da bunların farkında olmamız lazım. Bakın geçenlerde tam konuyla alakalı bir şey denk geldi. Warner Bros'u bilirsiniz. Yani birçok filmini severek izlemişsinizdir. Geçenlerde o çok bilinen logosunu değiştirdi. Baktığınız zaman hani hangi logo daha güzel dediğiniz zaman birçoğumuz, ben de dahil olmak üzere, eski hali güzeldi deriz. Yeni haline baktığınız zaman niye böyle yapmışlar ki gibi bir düşünce oluşur. Ama
artık dikkat süreleri o kadar kısaldı ki hani gözün üzerinde kalma süresi logonun o kadar azaldı ki çok fazla enformasyon yüklüyse, çok fazla bilişsel yük oluşturuyorsa logonun anlaşılırlığı düşüyor. Bunu gördüğü için Warner Bros. Daha kolay algılanan, daha az enformasyon içerikli, daha hızlı tüketilebilen bir logo tasarladı ve böyle bir şey çıkardı karşımıza. Bu yine bence önemli bir örnek. Son olarak çok da uzatmayayım. Etikle ilgili de biraz konuşmak yararlı olur diye düşünüyorum. Özellikle dijital teknolojilerin kullanımında. Şimdi birçok şeyi duyuyoruz. Yani öğretmen arkadaşlarımız hiç kötü niyet taşımaksızın bazı hatalar da yapabiliyor. Özellikle işte bu pandemi döneminde öğrencilerin işte görüntülerinin paylaşılması falan gibi belki böyle ufak tefek şeylerdir ama hani şu anlamda diyorum, izin almaksızın paylaşılması belki etik olarak baktığımız zaman yanlış değerlendirilebilir. Şimdi etik zaten kaygan bir zemindir. Yani neyin etik olup neyin olmadığı ile ilgili tartışmalar yüzyıllardır hatta sürüp geliyor. Dijital platformlar zaten birçok şeyi çok hızlı bir şekilde geliştirildi. Buna ilişkin etik tartışmaların sonucunu beklemek sizin bir takım kararları kendimizin alması gerekiyor. Özellikle öğretmenler üzerinde baktığımız zaman hiçbiri kötü niyetli olmamakla beraber bazen sadece kendilerine şu soruyu sormayabiliyorlar. Bu yüzden bazı yanlış kararlar alınıyor diye düşünüyorum. Yani herhangi bir hareketi, herhangi bir davranışı sergilemeden önce özellikle dijital platformlarda hani bunu yapmam doğru mu sorusunu sorarsak kendimize ya da bu yaptığım adil mi sorusunu sorarsak, bu yaptığım iyi mi sorusunu sorarsak zaten içeriden gelen cevabın hepimizi doğruya yönlendireceğini söyleyebilirim. Zaten çok fazla zamanımız kalmadığı için etik de zaten hani çok kaygan bir zemine sahip olduğu için bunun üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok diyebilirim ama bu üç soruyu mutlaka özellikle dijital platformlardaki davranışlarımızdan önce kendimize sormamız gerekir diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Eğer sorular geldiyse onlara bakacağız. Bu arada bir Zoom ekranına geçebilir miyiz? Ben hiç sizi görmedim. Onu da bir tam ekran yapalım. Umarım yararlı olmuştur. Bu arada herhangi bir soru var mı diye bir yukarıya çıkabilir miyiz Cemre? Sana zahmet. Sorularınız varsa alabiliriz. Biz okulları görüyoruz şu an. Bol bol okul gördük. Herhangi bir soru yok sanırım. Şöyle yapalım. Sorunuz varsa tekrar yazabilirsiniz. Sevinirim. Çünkü biz göremeyeceğiz. Bu arada sesimiz kapalı mı bizim? Hoparlörümüz açık mı? Ekrem Hocam bir soru sormuş hocam. Evet, sanal gerçek. Sanal gerçeklik uygulamalarının uzaktan eğitime entegre edilmesiyle ilgili sanal sınıf çalışması var mı? Valla bu soruyu Ekrem Hoca sorarak bize güzel de bir şey yaptı aslında, pas attı. Daha dün bir TÜBİTAK projemizin kabul edildiği haberini aldık SODİGEM olarak. Proje mesela bilişim hukuku öğretme için kullanabileceğimiz bir sanal mahkeme tasarlamak. Yani sanal gerçeklik deneyimi üzerinden bilişim hukuku öğretimi yapacağımız, deneyimler üzerinden bunu gerçekleştireceğimiz bir projemiz TÜBİTAK'tan destek aldı SODİGEM olarak. Yeni bitirdiğimiz bir projemiz var. Özellikle eczacılık eğitiminde kullanılmak üzere, klinik eczacılıkta kullanılmak üzere sanal bir eczane, sanal hastalar ve sanal gerçeklik deneyimi üzerinden bir takım şeylerin öğretilmesi üzerine giden bir proje. Burada bile hani SODİGEM'de bile aslında sanal gerçekliğin öğrenme öğretme süreçlerinde kullanımına ilişkin güzel şeyler yapıyoruz, yapacağız diye düşünüyorum. Ama bunun daha yüksek bütçeli ve daha kapsamlı çalışmalara dönüşmesi de gerekir. Özellikle bu sanal gerçeklik deneyimi gerçekten uzun vadede hayatımıza çok farklı bir şekilde girecek. Yani hani Matrix filmini bilirsiniz, yani onlar aslında çok ütopik düşünceler gibi geliyor ama gerçekten artık yavaş yavaş karşılaşmaya hazırlanmamız gereken de şeyler. Bu anlamdaki çalışmaların artması lazım. Ama bildiğim birkaç örnek daha var. Ama primitif çalışmalar, daha yeni yeni algılıyoruz.
etkililiğini sağlama anlamında yeni yeni bulgulara ulaşıyoruz. Biz en azından sodyum olarak bu noktada özellikle sanal gerçeklik deneyimleri üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Umarım yanı sıra da bir takım çalışmalar başka üniversitelerde, başka kurumlarda başlar. Ben önemli görüyorum. Başka soru dikkatinizi çekti mi hocam? Bu arada kaç kişiyiz? 200 kişi. Sağ olsunlar yani. 290 kişi de ama eğitim yaptık hocam. 290 kişiyi gördük. Öyle mi? Sağ olsunlar. Gerçekten meslektaşlarımın diyeyim, yani bu seminerlere olan bu ilgisi çok mutlu ediyor bizi. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, proje birimine, daha doğrusu ARGE birimine ve tabii Rabia Hoca'ya da ayrıca teşekkür etmek lazım. Gerçekten hani bu noktada öğretmen arkadaşların mesleki gelişimi için çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Öğretmen arkadaşları da bu şansı çok iyi bir şekilde değerlendiriyor. Bu ilgi gerçekten bizi de çok mutlu ediyor. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü olarak SODİGEM'e gerçekten çok teşekkür ederiz hocam. Emeklerinize sağlık. Sizin sayenizde güzelce eğitimler yapabiliyoruz. Ve PİK araçlarıyla ilgili de eğitimi en kısa sürede bekliyoruz hocam. Tamam, sözümü verdik hocam. Evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman bitirebilir miyiz hocam? Tamam, bitirelim hocam. Emeklerinize sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Katılımcı öğretmenlerime de tek tek teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.